Merhabalar, Kolay ve Pratik Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavuklu şehriyeli yoğurt çorbası tarifi vereceğim. Bizim listesini açıklamalar kısmından bulabilirsiniz. Oraya yazacağım hepsini. Dilerseniz sizleri hiç bekletmeden tarifime geçmek istiyorum. Gördüğünüz gibi ben düdük tenceremi aldım. İçerisine iki tane şöyle butumu koydum. Siz bunu butla yapmak istemezseniz tavuk göğsü de kullanabilirsiniz. Şimdi üstünü geçecek kadar su ilave ediyorum. Soğuk su. Suyumu ilave ettikten sonra kapağını kapatıp kaynamaya bırakacağım. Tavuklarımız haşlandı arkadaşlar. Hemen şöyle tavuğumu alıyorum suyumun içerisinden. Çok güzel bir şekilde haşlanmış gerçekten. Tavuğumu hemen kenara alıyorum. Ben tavuk suyumun hepsini süzgeçten geçirdim ki pürüzsüz olsun istiyorum. Başka bir tencerenin içerisine aldım. Şimdi içerisine bir miktar böyle göz kararı su ilave ediyorum. Altını açtım ve kaynamaya bırakacağım. Suyumuz kaynamaya başladıktan sonra içerisine bir su bardağı şehriye, arpa şehriye ilave ediyoruz. Ve güzelce karıştırıyoruz. Ara karıştırarak şehriyelerimizin kaynamasını bekliyoruz. Tavuk suyumuz ve şehriyemiz kaynarken ben de hemen bu arada sosumun yapımına geçmek istiyorum. Sosumuz için şöyle 2 su bardağı yoğurdum var burada ama benim ev yoğurdu olduğu için biraz sulu. O yüzden gözünüze çok gelebilir ama 2 su bardağı kullanacağım. Siz daha çok veya daha az da kullanabilirsiniz isteğinize göre. Bir tane yumurta sarısı kullanıyorum. Bir yemek kaşığı unum var burada. Güzelce malzemelerimi karıştırıyorum. Sosumuz da artık hazır. Tavuklarımı şöyle küçük küçük parçalar haline getireceğim. Şöyle gördüğünüz gibi şehriyelerimiz yavaştan artık pişmeye başladı. Parçalamış olduğum tavuklarımı da şimdi tencerenin içerisine şöyle ilave ediyorum. Güzelce bir karıştırıp kapağını kapatıp tekrardan kaynamaya bırakacağım. Bir kaynama geldikten sonra içerisine yapmış olduğum yoğurt sosunu dökeceğim. Öncelikle şöyle bir kepçe sıcak suyumdan alıyorum. İçerisine boşaltıp güzelce karıştırıyorum ki yoğurdum kesilmesin. Hatta bir kaşık daha alıyorum. Şimdi artık içerisine ilave edip güzelce kaynayana kadar karıştıracağım. Çorbamızı kaynayana kadar karıştırıyoruz. Daha sonrasında bırakıyoruz karıştırmayı ki yoğurdumuz kesilmesin. Çorbamız kaynamaya başladı gördüğünüz gibi. İçerisine 1,5 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Çorbamız kaynarken ben de hemen tereyağımı eriteceğim. İçerisine nanemi ilave edeceğim. Şöyle 1 yemek kaşığı tereyağımı alıyorum. Tereyağım güzelce eridikten sonra içerisine 1 yemek kaşığı nane ilave edip çorbamın içerisine boşaltacağım. Şöyle tereyağı nanemi içerisine boşaltıyorum. Kaynayan çorbanın içerisine boşalttım. Güzelce bir karıştırıyorum. Şöyle dibinde kalan da ziyan olmasın diye alıyoruz. Ve çorbamız artık hazır. Gerçekten şöyle şu kıvamına bakar mısınız? Kıvam da aldı güzelce. Kıvamı da yerinde. Şimdi ben çorbamı birazcık dinlenmeye bırakacağım. Arkadaşlar çorbam güzelce dinlendi. Size hazırlayacağım. Çorbamız artık servise hazır. Tadına da baktım. Tadı gerçekten çok güzel olmuş. Tuzu da yeterli gelmiş. Eğer fazla tuzu seviyorsanız daha fazla ekleyebilirsiniz ama ben böyle bırakacağım. Artık tuz eklemeyeceğim. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olup zil açıp yorum yazmayı unutmayın lütfen.
Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.